istiyorum. Ayrıca 16 ilçemizden ve Sivas'ın merkezinden buraya kadar gelen kıymetli valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ekiplerine daha keza büyük emek, büyük çaba sarf ediyorlar. Biz evimizden en uzaktan gelenlerden birisi benimdir. Sanırım bir saatte Pendik'ten buraya geliyorum. Fakat onlar yaklaşık bir haftadır ilçelerden, Sivas'tan 1000 kilometreden çıkıp geldiler. Burada bu hazırlıklara ilçelerini temsil etmek adına, bölgemizi temsil etmek adına burada mücadele veriyorlar. Emeklerine, ayaklarına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Hemen akabinde, evet, biz Sivaslılar burada her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunda büyük emekler var. Bir defa köy derneklerimizi atlamamak gerekiyor. O dernekler olmasa biz bugün birlik beraberliğimizi, kendimizi, akrabalıklarımızı, kültürümüzü belki de unutma seviyesine gelmiştik. Yeni nesile, evlatlarımıza, çocuklarımıza bunları aşılayamıyor olurduk. Ve velhasıl sonunda bu organizasyonları bu şekilde kalabalık yapmak kolay olmazdı. Sivil toplum kuruluşları Sivas'ın meşhurdur. Su şehrinde de gayret gösteren, çaba gösteren tüm dernek başkanlarıma huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne kadar. Evet, bir Suşehri Derneği olarak, çok uzatmayacağım, programın eğlence tarafına da geçeceğiz. Benden sonra değerli konuşmacı büyüklerimiz de var. Bir Suşehri Derneği olarak yaklaşık 34 aydır birlik beraberlik için, hemşehrilerimizin dertleriyle, kederleriyle hemhal olmak için bu yola çıktık ve bu yolda da çaba sarf ediyoruz. Birliğin, beraberliğin, dirliğin daim olduğu yerlerde güçlülük sağlanmıştır. Birlikteliğin olduğu yerlerde güçlü olunmuştur. Biz hep birlikte güçlüyüz. Suşehri hep birlikte güçlüdür. Suşehri her zaman birdir, beraberdir. Dolayısıyla ben hepinize birlik beraberliğe katmış olduğunuz katkıdan ötürü, bugün buradaki kaynaşmaya katılımınızdan ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar, hürmetler sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Konuşmalarından dolayı Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet. Efendim, yine konuşmalarını yapmak üzere yine bir hemşehrimizi davet ediyoruz. İyi Parti Bağcılar İlçe Başkanımız, hemşehrimiz Sayın Sururi Karabalı, konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli dernek başkanları, Sivas'ımızın ve Suşehrimizin kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün 13.sünü düzenlediğimiz Sivas etkinliğimize, Suşehri programına bugün Bağcılar'da yoğun bir katılımla Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ve İl Başkanımız Burak Kavuncu'nun katılımıyla çok güzel, hareketli bir program geçirdik. Katılım yapan buradaki dernek başkanlarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Bir Suşehri olarak Bağcılar'da Suşehri ve Sivaslı hemşehrilerimi temsilen bütün sorunlarınızı, problemlerinizi her daim orada dinlemeye hazırım. Ben buradan tekrar programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler. Sağ olun, var olun. Efendim, Sayın Başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, yine konuşmalarını yapmak üzere 1000 kilometre öteden programımıza gelip ev sahipliği yapan güzel Suşehrimizi yaptığı atılımlarla son dönemde bambaşka bir hale getiren kıymetli belediye başkanımız Sayın Fazlı Yüksel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.
Sayın Milletvekilim, çok değerli kaymakamım, değerli protokol, Kalbi Sivas için atan platform, federasyon, dernek ve vakıf başkanlarım, kıymetli basın, Sivas'ın yiğit ve mert insanları, hamdiler, beyefendiler, sevgili hemşehrilerim, öncelikle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Aziz su şehrimizin selamını aziz hemşehrilerimize getirdik. Su şehrinden size selamlar getirdim. Sayın protokol, kıymetli hemşehrilerimiz, Sivas günleri buluşmamıza vesile olan örfümüzü, adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi nesillerimize aktarma, yaşatma, ilçelerimizin, ilimizin tanıtımı adına Sivas günleri etkinliğini tertip eden Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın İsmail Erdem Bey ve yönetimine, Sivas Konfederasyonu Başkanı Metin Yarım'a, bu organizasyonda emeği geçen her bir derneğimize, adını sayamadığımız her arkadaşımıza, siz değerli hemşehrilerimize 4 gün sürecek ve bu alanda bu muhteşem birlikteliğe katılım sağlayan tüm katılımcılara saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. ...1071'den bugüne kadar bu vatanı bizlere vatan yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Şehir insanın, insan da şehrin aynasıdır düsturuyla çıktığımız yolda amacımız sizlere ve gelecek nesillerimize daha güzel ve modern bir su şehri bırakmaktır. Bu amaçla millete hizmet yolunda ilçemize başlattığımız yatırım seferberliği meyvelerini vermeye başlamış ve şehir değişimini ve gelişimini devam ettirmektedir. Eski hükümet konağı alanı şehrimizin odak noktası durumuna gelerek meydan haline getirme çalışmaları ve projeleri başlamış olup inşallah kısa zamanda faaliyete geçirerek siz hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun diyorum buradan. Tekrar eski askeri şube alanı Millet Camii projesiyle yeniden dizayn edilerek altında su şehrinin otopark ihtiyacını karşılayacak otopark, konferans salonu ve sosyal donatılarıyla milletimize kazandırmış olacağız. Yine eski hastane alanı millet bahçesi olarak projelendirilmiş ve çalışmaları başlatılmış olup inşallah Allah'tan bir keder olmazsa yıl sonuna kadar proje tamamlanarak siz hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, insanlarımıza nefes aldıracak sıkışmışlığı ortadan kaldırmak ve şehir havasını oluşturmak için bu 3 projemizi çok önemsiyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunların tamamlanarak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanıyor, hükümetimizden desteklerimizi her zaman alıyoruz. Milletimizin emanetini milletimize kullandırıyoruz. Özellikle su şehrindeki değişimi hisseden siz değerli hemşehrilerimizin teşekkürlerine karşılık bizler de buradan bir kez daha sizlere manevi desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemizi omuz omuza vererek imrenilen bir ilçe haline getirmeye devam edeceğiz. Yanlarımıza emaneti teslim etmek ederken makam ve mevkilerin geçici olduğunu biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki aşk ile koşan yorulmaz. İşte bu uğurda bulunan ve 4 gün sürecek Sivas günlerine koşan siz aziz milletimizin aşkı biliyoruz ki Sivas'tır, su şehridir, vadidir, Yiğido'dur, Sivas Spor'dur. Kıymetli hemşehrilerim, ilçemizde sadece bizlerle değil, sizlerin de desteğiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyecek ve gelişmesini sürdürecektir. Hepimizin tek hedefi su şehrinin gelişmesi olmalıdır. Şehrimize dair hayallerimizi kurarken desteklerini her zaman hissettiğimiz bakanlarımıza, siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, insanlarımıza ve dahi Su Şehri Derneğimize ve köy derneklerimize
kaymakamlık ve belediye personelimize, tüm katılımcı kurum ve kuruluşlara huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Muhabbet sunmaya, gönülleri hoş etmeye geldik. Yüzlerimiz her daim gülsün, gönüllerimiz şen olsun. Yine bir şairin bir dörtlüğüyle sözlerime son vermek istiyorum. Güzellik burada baharın başlar, zümrüt libas giyer bütün ağaçlar, türlü name söyler dallarda kuşlar, o zaman gel de gör, sen de bu şehri, eşin yok cihanda su şehri. Su şehrimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de inşallah su şehrimize selam taşıyacağız. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Omuz omuza vererek yolları birlikte aşacağız. Hep birlikte Sivas olacağız, su şehri olacağız. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim, kıymetli başkanımıza konuşmalardan ötürü çok teşekkür ediyoruz ama tekrar kuvvetli bir şekilde belediye başkanımızı alkışlıyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, kıymetli katılımcılar var aramızda. Onları anons etmek istiyorum. Evet, geçmiş dönem dernek başkanımız Sayın Celal Deniz aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Başkanı Sayın Bayram Cengiz aramızda. Hoş